Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Kesir problemleri dersimle sizlerle beraberim. Sizler için çok güzel problemler hazırladım. Kolay olanlardan başlayarak zorlara doğru her çeşit problemi hep beraber çözeceğiz inşallah. Sizler benden önce videoyu durdurup boş bir kağıda veya deftere problemi çözün. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Meryem'in 48 cevizi vardı. 8'de birini ağabeyine verdi. Meryem ağabeyine kaç ceviz vermiştir? Kesir problemlerinde şekil çizersek daha kolay sorumuzu yaparız. Hemen bir şekil çiziyorum. Evet, şöyle bir bütün yapıyorum. Bunların hepsi 48 ceviz olsun. Bunu 8'e ayırmış Meryem. Biz de bütünümüzü 8'e ayıralım. 4, bir de yandan çizersek 8 parçaya ayırmış olduk. Bunlardan 8'e ayırmış ve bir parçayı ağabeyine vermiş. Yani burası ağabeyine düşen. Ne yapacağız? Çoklukları biliyorsak tamamını alttaki payda kısmına bölme yapacağız. Çünkü Meryem de ne yapmıştı? 8'e ayırmıştı. Biz de 8'e bölme yapacağız. 48'i 8'e bölüyoruz. 4'te 8 yok, bölemem çünkü az geliyor. Beraber sormalıyım. 48'de 8 kaç tane var? Şimdi burada çarpım tablosunu biliyorsanız hemen 6 defa olduğunu bulursunuz ve 6 kere 8'in 48 ettiğini hemen hatırlarsınız. Ama çarpım tablosunu ezberlemediyseniz o zaman 8'er 8'er 48'e kadar sayıp bulabilirsiniz. Ben çarpım tablosunu bildiğim için 6 defa olduğunu hemen biliyorum. Ve 6 kere 8 48 ediyor. Evet, biz de Meryem gibi 8'e ayırdık, 8'e böldük ve bir parçasını verdiği için 6 ile 1'i çarpıyorum. Bir kere 6, 6 eder. Demek ki 6 tane cevizi ağabeyine vermiş. Bu bir parça 6 tane oluyormuş ve böylece cevabımızı yapmış olduk. Geldik ikinci soruya. İkinci soru birinci sorunun biraz daha ilerlemiş hali. Bir manav 95 kilogram elmanın 5'te birini sattı. Manavın satamadığı kaç kilogram elma kalmıştır? Yine şeklimizi çizelim. 95 kilogramın 5'te birini sattığına göre 5'e ayırmış yani. Biz de bütünümüzü şöyle 5'e ayıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve bunlardan bir parçasını satmış. Yani şurayı satmış. Ne yapıyoruz? Elmaların hepsini biliyoruz. Yine paydadaki 5 sayısına bölme yapacağız. 5'e ayıracağız. Aynı şekilde 9'da 5 bir defa var. 1 kere 5 5 eder. 4 kaldı çıkardım. Sıra geldi diğer sayıya. Onu indiriyorum aşağıya. Ne oldu burası? 45. 45'te 5 kaç tane var? 5'er 5'er saydığınız zaman 9 defa olduğunu göreceksiniz. 9 kere 5 45 ediyor. Demek ki 19 çıktı ve bir parçayı söylüyordu. 19'la da 1'i çarparız. Yine 19 çıkacak. Evet, burada bir parçayı satmış. Şimdi sorumuzun sonuna dikkat ediyoruz. Manavın satamadığı kaç kilogram elma kalmıştır diyor. Bunları sattı. 95 kilogram elması vardı. O zaman bu sattıklarını çıkaralım. Geriye ne kadar kaldığını bulalım. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 15. Komşuda kaldı 8. 15'ten 9 çıktı. Kaç kaldı? 6. 8'den 1 çıktı. 7. Demek ki 76 kilogram elma kalmış satamadığı. Bakın yukarıdaki problemden bir fazla işlem yaptık. Çünkü yukarıda kaç ceviz verdiğini soruyordu ve hemen bulmuştuk. Ama burada sattıklarını değil satamadıklarını sorduğu için bir işlem daha yapmak durumunda kaldık. Ve cevap 76 çıktı. Üçüncü sorumuz diğer soruların biraz daha ilerlemiş hali diyelim biz buna. 60 tane ekmeğin 5'te 3'ü satıldı. Buna göre kaç ekmek satılmıştır? Yine şeklimizi çizelim. 60 ekmek olsun bu bütün. 5'e ayrılmış. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve bunların 3 parçası satılmış. 1, 2 ve 3 parça satılmış. Yani biz de ne yapacağız? 60 ekmeği 5'e ayıracağız. 5'e böleceğiz 60'ı. 6'da 5, 1 tane var. 1 kere 5, 5 çıkarıyorum. 1 kaldı. Sıra 0'da indiriyorum aşağıya. 10 oldu. 10'da 5, 2 tane var. 2 kere 5, 10. Evet, bir parça 12 çıktı. Şurası 12. Ama pay kısmına bakın. 3 parçası satılmış.
O zaman biz bir parçayı biliyoruz. Bunu 3 ile çarparız. 12 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Demek ki 36 ekmek satılmış. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Ekmek yazalım ve diğer soruya bakalım. Diğer soruda 3. sorunun biraz daha ilerlemiş hali. Nasıl göstereyim? Osman 91 tane fındığın 7'de 2'sini yerse geriye kaç fındığı kalır? Yine fındıklar için bir şekil çizelim. 7'ye ayırmış Osman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir parça daha eklersem 7. Ve bunların iki parçasını yemiş. Yani şurası. Biz de ne yapıyoruz? Fındıkların tamamını biliyoruz zaten. Bunu 7'ye ayıracağız önce. 7'ye böleceğiz. Evet, 9'da 7 bir defa var. 1 kere 7, 7. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Sıra geldi 1'e. İndirdim. 21. 21'de 7, 7. 14, 21. 3 defa sayabiliyorum. 3 kere 7, 21. Evet. Bir parça 13 oldu. Ama bakın 2 tane, 2 parça yemiş. Zaten pay kısmında yazıyordu. Biz resimden de anlıyoruz. O zaman 13 ile 2 parçayı çarpalım. 2'yi çarpalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 26 fındığı yemiş. Yine sorumuzun sonuna bakalım. Geriye kaç fındığı kalır diyor. He, 91 fındığı vardı. 26 tane 7. Şimdi çıkaralım. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 11. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Demek ki 65 tane fındığı kalmış Osman'ın. Bu şekilde cevabı bulduk. Beşinci soru az önceki soruların tam tersi olacak. Nasıl olacak? Şimdi izah edeceğim. 6'da 1'i 24 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir diyor. Şimdi az öncekilerde çoklukların tamamını biliyorduk. Mesela işte şu kadar fındık var diyordu veya şu kadar kilogram elma var diyordu. Ama burada hepsini bilmiyoruz. Zaten tamamını soruyor bize. 6'da 1'ini biliyoruz. Ne yapalım? Şeklimizi çizelim. 6'da 1'i dediğine göre 6'ya ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben elimle çizdiğim için tam düzgün olmuyor ama siz bunları eşit olarak varsayın. 6 parçanın bir parçası yani şurası biri 24 taneymiş. Şimdi bu kalemlerin tamamını bulmak çok kolay. Çünkü bir parçayı biliyoruz. Hepsi 6 parça olduğu için 6 ile çarpma yaparız. 24 ile 6'yı çarparız. Hani az önceki sorularda neydi? Tamamını biliyorduk. Alttaki payda kısmına bölme yapıyorduk. Ama burada bir kısmını biliyorsak tam tersini yapıyoruz az önceki soruların. Yani bununla çarpıyoruz. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 2 12. 2 de elde 14. Demek ki kalemlerin tamamı 144 taneymiş. 144 kalem yazıyorum ve böylece bütün kalemlerin hepsinin 144 olduğunu öğrenmiş olduk. Sadece çarpma yaptık. 6. sorumuz biraz daha zor 5. sorudan. Şöyle 8'de 3'ü 45 tane olan balonların tamamı kaç tanedir? Hemen bir bütün yapalım ve 8'e ayıralım onu. Evet 8'de 3'ü dediğine göre 4 bir de yan ayırıyorum 8. 3 parçası yani 1, 2 ve 3 parça. Bunlar 45 taneymiş. Şimdi az önce bir parçayı biliyorduk ve işimiz kolaydı. Hemen çarptık ama bu kez 3 parçayı biliyoruz. Bir parçanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir parçayı bulabiliriz. Nasıl buluruz? 3 parça 45 olduğuna göre 45'i 3'e böleriz ve bir parçayı buluruz. Bakın 3 yukarıda zaten. Bu kez ne yapıyoruz? Yukarıya bölüyoruz. Evet 45'i 3'e bölelim. 4'te 3 bir tane var. 1 kere 3 3 çıkardık. 1 kaldı. 5'i indiriyorum 15. 15'te 3 5 defa var. 5 kere 3 15 ediyor. Ve bir parçanın şurasının 15 olduğunu öğrendik şimdi. Bütünümüzün tamamı 8 parçaydı. Zaten payda kısmında belli. O zaman 15 ile 8'i çarparsak bütün balonları bulacağız. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı. Elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde 12. Demek ki balonların hepsi 120 balon oluyormuş. Bu şekilde bulduk. Geldik son sorumuza. Bu biraz daha zor, biraz daha çok işlem gerektiren bir soru ama sırayla yaparsak anlayacaksınız. 9'da 4'ü 32 tane olan şekerlerin 8'de 5'i kaç tanedir? Şimdi şekerleri bilmiyoruz tam hepsini.
bir kısmını biliyoruz. 9'da 4'ün. İlk önce biz bir şekerlerin sayısını bulalım. Ne yapalım? İlk önce 9'a keselim. Bakın 9 var zaten. 1, 2, 3, 4, 5, biraz küçük yapmışım. Evet, 6, 7, 8 ve 9'u şöyle yapalım. Evet, 9. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Bunların 4 tanesini biliyoruz. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tanesi 32 taneymiş. Şimdi ne yapalım? 32'yi biz ilk önce 4'e bölelim. Şu 4 taneyi biliyoruz ya, bir parçayı bulalım. 32'yi 4'e bölüyorum. Evet, her zaman söylediğim gibi çarpım tablosunu ezberlerseniz 4 ile hangi sayının çarpıldığında 32 olduğunu kolayca bulursunuz. Ya da ezberlemediyseniz 4'er 4'er saymak zorunda kalırsınız. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ne kadar saydık? 8 defa saydık. 8 kere 4, 32 oluyor. Evet, bakın. Bir parçayı bulduk şimdi. Bir parçamız 8. Şekerlerimizin tamamı 9 parçadan oluşuyordu. Zaten buradan anlıyorduk. O zaman 9 ile 8'i çarpalım. 9 kere 8. Yine çarpım tablosu hemen aklıma geldi. 9 kere 8 ne yapıyor? 72. Demek ki şekerlerimizin tamamı 72 taneymiş. Sorumuzun birinci aşamasını tamamladık. Sonra bu şekerlerin diyor 8'de 5'i kaç tanedir? Şimdi şekerlerin hepsini artık biliyoruz. Yine şekille gösterelim. 8'de 5'i diyor. 4 şöyle ayırıyorum. Bir de yandan 8 oldu. Ve bunun 5 parçası. Bize sorduğu yer burası. Evet, şöyle bir taradım kabaca. Ne yapmışız? Şekerlerimizin 72'yi 8'e böleceğiz. 8'e ayıracağız ve 5 parçayı bulacağız. 72'yi 8'e bölelim. Az önce çarpmadan hatırlıyoruz değil mi? 8 kaç defa olabilir? 9 defa. 9 kere 8 72 oluyor. Ve bir parçanın 9 olduğunu bulduk. 5 parçasını soruyordu. O zaman 5 ile 9'u çarparız. 9 kere 5 45 ediyor. Demek ki şekerlerin 8'de 5'i 45 şeker oluyormuş. Bu şekilde cevabımızı yapmış olduk. Biraz uzun bir soru gerçekten. Biraz zor bir soru. Ama olsun. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.